Merhaba arkadaşlar, Samsun Spor kariyerimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. FC Lorient Younes Belhanda yarışını kazandı. 2023 yılının en etkili forveti kim olacak? Aha bu adam. Lütfen Ercan'a haksızlık yapmayalım. Geçtiğimiz bölümü 7-1'lik bir mağlubiyetle kapatmıştık arkadaşlar. Bu bölümü de iyi bir maçla açıyoruz. Bu aralar Beşiktaş'ı görürseniz hani mutlu olursunuz. 6 puan toplamışlar burada bizim oyunda. Maç öncesi raporu, hemen Beşiktaş'ın kadrosuna bakıyoruz. Rebic forvet oynuyor. Şimdi Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu Raşit Gezzal, Abubakar oynatılmıyor mu? İki maçın birine çıkmış sadece. Beşiktaş'ın logosu neden Hatayspor diye çıkıyor bu arada? Neyse, Santra'yla başlayacağız. Bir saniye, takım yönetimi. Yeni transfer Pukstas. Bu çocuğu başlatacağım. İç sahada güzel bir başlangıç yapabilecek miyiz, bölüme bakalım. Bu arada like butonuna basmayı unutmazsak çok sevinirim. Videoya 10.000 beğeni gelirse yeter galiba. 15 gelirse daha iyi. Moraller yerinde değil. 7 gol yedik be. 7 gol yedik. Okan, ne yaptın ya? Bu bölümde bir transfer, kaleci transferi yapabiliriz. Altyapıdan çok sağlam bir oyuncu çıkaramazsak. Şenol hocam, durumları iyi değil biliyorum. Evet, Samsun'dayız. 14-30 maçı. Güneşin yardımıyla Beşiktaş'ı yenebilecek miyiz bakalım. Fofana, saldırıyoruz. Pukstas, pas iyi. Tate, ara pası. Yes, golle mi başladık? Üst direkten out. Ercan, ne yapıyorsun? Bunu nasıl atamadık ya? Bunu nasıl atamadık? Çok enteresan havalandı top. Tüh. Beşiktaş geliyor. Beşiktaş geliyor. Rebic. Nasıl yedik ya? Gerçekten bize bir kaleci lazım. Yok aga, yani bunu nasıl kurtaramıyorsun Okan Kocuk, lütfen. Bu arada kamera açısı çok uzak kalıyor gibiydi. O yüzden eskiye geçtim. Eski diye bir kamera açısı çıkmış bu sene. O da bu. Biraz alçak gibi ama bakalım. Pukstas. Bu iyi değil. Benim normalde kullandığım kamera açısı da bu aslında. Bu arada Tate topu aldı. Çok iyi. 13-0 yükseklik. İşte zoomlama 0, yükseklik 13. Ama eskisi gibi gelmiyor bu bana. Garip geliyor. Neyse, böyle devam edelim bir süre. Haydi Pukstas. Güzel. Açıkta bir oyuncu. Emre Kılınç. Çok iyi gibi fakeledik. Geri döndük. Biz gol atmalıyız. Bu nasıl bir pastı ya? Hadi aga. Hadi aga. Fofana. 87 koşuyorsun. Koş. 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 Yürü. Koş. Yürüme. Koş. Yani koş. Hadi. Okey. Fena değil. Yanlış adama, kaleciye geri pas. Yine Fofana. Fofana ile yemeye çalışıyoruz orada. Güzel. Yürü. Fofana. Ercan neredesin Ercan? Erco. Hadi. Ercocuğum, içeri girmelisin ya. Talimatın yok mu? Okey. Emre Kılınç. Şöyle. Pukstas. Ve gol. Genç yıldız. Yeni yıldız. Pukstas. İşte bu ya. Aradığımız performans bu. Güzel. Yani bu gol de aslında nasıl oldu anlamadım. Kaleciler çok garip bu FC 24'te. FIFA diyecektim. Bu normalde kurtarılması gereken bir şut aslında gibime geldi ama neyse. 1-1, iki tane şut kurtarılması gereken. Talimat, arkaya koşu yap, kara, ileride kal. Şimdi ikinci yarıya, lan Jetson sakin. Yes, bravo Şatka. Mükemmel müdahale. Ama burada topu kaybetmemeliyiz ya. Cenk Tosun direkten. Ay. Enchan yerine Holse'ye bıraksın. Holse'yi değerlendirmeye çalışacağım. Pukstas'ı geri çektik Enchan'ın yerine. Beşiktaş sakat geldi. Hacı Ahmetoviç, Okan. Beşiktaş'ta Abubakar mı girdi? Aynen, Cenk Tosun çıktı, Abubakar girdi. Tehlikeli, sakat. Yani Abubakar iyi topçu. Tabii Adana Demir maçında çok iyi değildi ama. Güzel gol attı yine. Pukstas bu arada. Pukstas üstten oynadı Tate'e. Tate yersin. Tate kaleciyle karşı karşıya. Tate. Yes, Flavien Tate. 2-1. Pukstas'tan bir asist de geliyor. Hop, güzel. Tate. Bu Tate oyun içi çok iyi. Gerçekte izlemedim ama Flavien Tate beğeniyorum. Beğeniyorum, güzel. Raşit Gezal. Burada Jetson Fernandez açığa gelmiş. Jetson hareket çekiyor. Çekme. Hayır ya, hayır, kaleci çık oradan, o topu alsana. Yap yavaş pas veriyor adam ya. Yani burada ya adama saldır. Dondu kaldı. Bu Jetson çok sakat ya. Jetson Beşiktaş'ın tek oyuncusu. Oy, dışarı. Holse, okey, çok iyi. Beşiktaş 3 puan için saldırıyor. Boşluk veriyor. Haydi Emre. Haydi, Morike Fofana'yı görüyorum içeride. Emre.
aradan çıkarabildin de kara ne yaptın? Aha Tate, Olse pardon. Şöyle geri, güzel. Tate, iyi geliyoruz. Pukstas. O nasıl bir pas? Neyse top bizde mi bizde. Hadi abi. 3 puan. Tate vuruyor. Müthiş bir gol. Müthiş mi? Bilmiyorum ama 10 numara bir gol. Tate ya. 89. dakikada stadyum yıkılıyor. Tribünler ayakta. Bu golü ayakta alkışlıyor. Yılmaz neydi? Yılmaz Yıldırım mıydı? Başkan yeni bir stad inşa edin diyor buraya. Bu yıkıldı diyor tribünler. Oo, Mert yerde. Tate seviniyor. Flavien Tate koçum benim. Ne vurdu be? Bu senenin taktiği arkadaşlar. Direkt kalecinin üstüne vuracaksın. Giriyor. Sert vuracaksın giriyor. Kaleyi tutsun yeter. Pukstas bravo. Maçın yıldızlarından Pukstas ve Tate. Pukstas al o topu. Okey Tate ikili. Yes orta ikili. Acaba şimdi orta sahaya hangi altyapı yıldızı gelecek? Onu da merak ediyoruz. Bir merkez ofansif orta saha çok iyi gider. Şenol hocam geçmiş olsun aga ya. Geçmiş olsun. Bir de bizden yani. Bizim ceket niye yırtık abi ya? Bunları lütfen halledin. Flavien Tate. Ha Tate'le konuşuyorlar. Evet görüyorsunuz maç bilgileri. Gol beklentisi onların daha fazla. Yani gol beklentisi üzerine maçta yorumlanmaz şimdi değil mi arkadaşlar? Maçın adamı kim? Maçın adamı Tate olmasaydı yani şaşardım. Çok iyi 2 gol. Pukstas 1 gol 1 asist. Emre Kılıncı'nın da 2 asisti var. Helal. Gürkan Hoca maçtan sonra çok mutlu. Tate'i övüyor. Takımına moral aşılamaya çalışıyor. Seriye bağlamak istiyor. Sırada Pendik Spor maçı geliyor ama önce bir puan durumuna göz atalım. 6.yız. Çok gol yedik. 7 tane Galatasaray'dan yedik aga. Trabzon 3'te 3 başladı. Aa eski takımımız İstanbulspor burada iyi gidiyor. Fenerbahçe nerede? Fenerbahçe 2 maç 2 beraberlik. Adana berbat başlamış. 3 maç 3 mağlubiyet. Acaba kalecilik için yeni bir antrenör mü tutsak? Ne yapsak? Volkan Yılmaz 4700 maaş alacak. Haftalık bütçemiz bizim niye böyle azalmış? Şimdi bunlarla uğraşmayalım. Bir saniye. Transfer yapacağız daha. Mali durum. Aa biz parayı gerçi 1.9 milyon harcadık. Pukstas bedava gelmedi. En çok forma geliri Tate'den 10 numara. Beşiktaş maçında 30.900 taraftarımız varmış. En çok bilet o maçtan gelmiş bilet geliri. Bu arada ortalama seyirci sayımız da 31.000. Çok iyi. Arkadaşlar bakın burada bizim tribünler kırmızı beyaz görünüyor. Varsayılan koltuk rengi. Neyse biz kendimiz kırmızıyı seçelim. Stadyum rengine de beyaz dedim artık yeşil görünmesin bir zahmet. Şimdi Pendik Spor maçına ilerlerken sonunda o beklediğimiz raporlar geldi. Okan Sarı neredeydi? Rusya'daydı. Alexander Pavlov'da 72 görüyorum. 1.88 boyu da var. 71-94 potansiyeli var. 2.9 milyon mu? Okan Kocuğu direkt eledi. Alexander Pavlov. Of. Okey güzel bulduk. Ivan Petro başka kimseye gerek kalmadı ya. Oo, Türkiye'de de aynı performansı bekliyorum senden Enes Korutürk. Aha Hasan Demir 55-75 mi? Hasso 1.9 milyon. Tüh, o kadar çıkmadı da. Tamam yani 2 rapor 2 kaliteli oyuncu. Oynatabileceğimiz oyuncular galiba. Bakacağız bunları boş ver. Oo, bu neydi? Scout ekibimiz iş başında. Altyapı takımı Alexander Pavlov 67 overall 17 yaşında. Okan Kocuk 68 overall. Uçma 73, refleks 74. Çok iyi. Hasan Demir de sağ orta saha merkez ofansı. Orta saha. Beceri hareketleri 5 yıldız. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi bu oyuncunun 74 driblingi var. Bunu merkez ofansif orta saha yapmalıyız. %100 bu 63'ten 66'ya falan çıkacak. Fizik gücü çok zayıf. Hız aşırı fazla yok. Görüş kısa pas 64. İyi aslında. Hasan Demir merkez ofansif orta saha olsun. O özelliği de var. Trivela özelliği ve baskıya dayanıklı. Hasan Demir gençken Beşiktaşlıymış demek ki. Ve Quaresma izleyerek büyümüş. Samsunlu kendisi. Askıya dayanıklı özelliği ne acaba? Yeni gelmiş o. Şimdi bir sonraki maçımızda Pendik'e karşı ya bu iki oyuncuyu da ben göreceğim. Maçta görmek istiyorum abi. Okan Kocuk yeter. Pavlov gel. Demir gel abi. Artı 3 aldı orada. 66 olacak o zaman. Alexander Pavlov çok heyecanlı ya. Bir süredir bu anın hayalini kuruyormuş. Az kadroda şans tanıyoruz kendisine. Deplasmana gideceğiz. Pendik'te Halil Akpınar'a dikkat etmemiz gerekecek. Endri Çekici'ye dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü onlardan başka hiç kimse gol atmamış. Ve takım otobüsünden
Halil indi. Onlar iç saha oldukları için onları direkt gösterdiler ve enteresan. Direkt Santra'ya geldik lan. Ben hiçbir şeye basmadım. Maça tehlikeli başlayan taraf Pendik. Tehlikeli oyuncularıyla Halil Akbunar, Endri Çekici, Pavlov. Kalesinde gördüğü ilk şutu kurtarıyor. Ama çok rahat pozisyon verdik. Korner geliyor. Halil Akbunar. Endri Çekici. Hop Fofana ileri. Kime? Tate'e. Tate adamım. Yürü Tate. Tate iyi gitti ha. Tate git git git. Yürü. Gidersin. Yani göründüğünden daha hızlı Tate. Tate iyi de sakladın. Çok iyisin. Ve bu kim? Aa, bizim yeni oyuncu. Hasan Demir ilk pozisyonda golünü atıyor. Hasso. Yes be. Tate yine yani her şeyin mimarı şu ana kadar Tate. Hasan Demir ilk pozisyon. Zayıf ayakla, sol ayaklı değildi galiba, sağ ayaklı. 3 yıldız zayıf ayağı var, 25 numarasıyla Hasan Demir golle başlıyor. Genç yıldız, yetenek. Hendik hemen cevap vermeye çalışıyor. Emre Taşdemir getirdi, şatka. Aferin. Şimdi Hasan Demir çok iyi ya. Çok iyi hareket ediyor, evet. Beğendik. Tate çok zamanlama, 10 numara. Emre Kılınç müthiş bir pas. Ercan Kara sert vuruyor. Oo, atamıyor. Sert vurmasına rağmen atamadı Ercan. Hasan korner kullanabiliyor musun? Göster kendini bakalım. Hasan Demir çok sert. Van Dron gelen kaleci. Öğür. O nasıl isim lan? Yanlışlıkla Ömür falan da Öğür mü yazmışlar? Hasan'dan çok sert bir korner daha. Ercan Kara üst direkten geri dönüyor. Hasan'ın her yaptığı şey şu ana kadar 10 numara arkadaşlar. Hasan Trivela pas. Fofana vur, gol, penaltı. Aga adam ne ballı geldi lan. Bu çarpışma da bir değişikti ha. Yeni animasyon. Aa, bizimki saldı hemen kendini yere. Hadi Ercan lan. Hadi Ercan lan. Vur gol olsun Ercan. Hep sağ üstte atıyorsun. Yine sağ üstte atıyor. Ercan Kara. Ercan yine golle tanıştı. O da iyi oldu. 8-19. 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Parçalayalım. Çıkış maçımız olsun. Seriye bağlamamız lazım. Emre Taşdemir Nanu'yu mu geçti? Nanu'yu geçti. İyi de orta açtı. Eze de çok iyi çaktı kafayı. Abi bu neydi? Defans. Eze'yi tutun. Bir tane forvetleri var. Başkan başkan diye bağırır şimdi. Paramı ver diye. Başkan nerede? Başkan gel gel gel. Başkan başkan gel gel. Hasan. Hasan skills ya. Hasan Trivel ortaya. Hasso. Mest ediyorsun bak. Tamam. Sakin Tate. Pukstas nerede Pukstas? Bana Pukstas'ı gösterin. Emre Kılınç. Bu arada Ercan Kaya. Ercan hocam. Free kick. Bu yeni animasyonlar güzel olmuş ha. Düşürme müşürme animasyonları. Bizim free kickçimiz Tate mi? Aynen ta kendisi. Flavien Tate. Üzümlük hekim. Hadi abi. Gol atar mısın? Flavien Tate. Geliyor. Vuruyor ve biraz daha sert vurmalıyız demek ki. Ercan Kara. Hasan Demir. Hasan. Hasan Ercan'ı görebilir mi ya? Ercan'ı gördü valla. Ercan çok iyi aldı önüne. Oo, Öztürk. Oo, Nunu, Nanu. Çok iyi müdahale. Emre Kılınç. Tate. Tate'den bir hareket. Pukstas. Haydi çocuklar. Haydi. Pukstas gidiyor. Hasan'a bırakıyor. Hasan vuruyor. Top pas oluyor. Çok iyi oldu. Emre Kılınç. Oy. Tate her yerde ya. Tate tam bir general. Güzel. Emre Kılınç ileri ve ilk yarı bitti. İkinci yarı haydi bakalım. 2-1 Hasan şov yapmaya başladı. Fofana destek. Fofana'ya pas çok iyi. Güzel Fofana iyi koşuyor. Fofana sert kesiyor içeri, kimse yok. Pukstas ilk defa gördük onu da. Emre Kılınç. Emre vurdu, kaleci gördü. Korner Hasan'dan iyi gelmişti iki kez. Bir daha gelsin abi. Kötü geldi bu kez. Fofana. Bir free kick daha. El var. Tate bunu at lan. Tate hadi lan. Tate sana araba alacağım. Tate hadi. Flavien Tate geldi. Vurdu. Vurdu. Barajdan döndü kaleci. Uçtu bir şeyler oldu. Boşta kaldı. Dokunamadık. Satka. Satka'nın pası. Okey bizde top. Fofana vur. Aa, geç kaldık. Alkışlar Hasan'a arkadaşlar. Hasan çıkıyor. Semih giriyor. Ercan Kara çıkıyor. Onun yerine de kim girdi? Bilmiyorum. Holse girdi galiba. Van Drongelen bu arada. Stoper çok iyi. Stoperin pası. Oo. Serbest vuruş Pendik. Endri Çekici. Güzel. Bizde Tate. Tam kontra atak şansı. Güzel. İyi. Tate kaçıyor. Holse. Tate'e.
Yeniden Holse'ye. Tate çok iyi ya. Holse müthiş paslaşmalar. Emre Kılınç. Emre ve gol. 3. Emre Kılınç müthiş kontra atak. Holse, Tate, Emre. Abi Tate çok iyi ya. Pendik 3-2 yapmaya çalışıyor. Korner pozisyonu. Emre Kılınç kontra atak. Flavien Tate her yerde, ileride. Kimse de tutmuyor lan. Kimse de durdurmaya çalışmıyor. Flavien Tate durdurulamıyor çünkü. Biliyorlar. Tate, Tate girdi. Tate golünü attı. Yes be. Adam durdurulamıyor aga. Flavien Tate kaptanlık pazı bandı sana geliyor. Müthiş ya. Müthiş. Çok iyi döndü. Çok iyi vurdu. 4-1 bu maç bizim oldu. Abi domine ettik. 2 şutları var. 1'i gol oldu. Bizim 14 şutumuz var. Maçın adamı Hasan Demir. Vay. Tate 1 gol 1 asist. Emre Kılınç 1 gol 1 asist. Üst üste aldığımız ikinci galibiyet bizi 3. sıraya yükseltmiş. Ankara gücü 3'te 3 yaparak başlamış. Fenerbahçe toparlamış. Trabzonspor 3'te 3 yapmış. Lig çok karışık. Lig henüz her şey olabilir yani. Çok erken. Transfer döneminin kapanmasına 3 hafta var. Holse'nin mevki değişimi gelmiş. Carlo Holse. 70'de kaldı merkez ofansif orta saha yapınca. Gelişmiş oyun kurucu olabilir. Driplingi de yükselsin. Kaleci Pavlovic'in de libero kaleci dersek bu arada düşük olan bütün özellikleri yükseliyor. Çok iyi antrenman programı. Ki kaptanlık pazı bandı Tate'e gidecek demiştik. Al abicim al. Güle güle kullan. Şimdi bir de arkadaşlar bizlere antrenörler de lazım ya. Bütçemizde 2 milyon. Elimizde para edip de çok işimize yaramayan bir oyuncu varsa satalım. Tate'e bak 7 milyon. Mesela pek kullanmadığımız forvetlerden bir tanesi. Muan Cilmaci. Şu Laro'yu da gönderebiliriz. Osman Çelik gönder gitsin. Kullanmıyoruz. Çünkü anladım ki antrenörler oyuncuların gelişimini de yükseltiyorlar. Hızlandırıyorlar daha doğrusu. Mesela kalecimizi geliştirecek olsak şu Volkan Hoca'yı alalım tutalım. Buraya da yerleştirelim. Kalecimize artı 4 geldi. Gelişim bonusu da %50 yükseldi. Yanılmıyorsam o %50 olayı işte antrenörden geliyor. Bu arada Zeki Yavru da az para kazandığını düşünüyor. Zeki seni de mi göndersek hazır teklif gelmişken? Tatsızlık yapma. Gönderelim. 830 bin euro isteyelim. Az mı istedik? 640'a çıktılar. 750 var mı 750? 650. Gerginler. Tamam. Fazla kontratı uzun değil. O yüzden galiba vermek istemiyorlar para. Şimdi bir de Laura'ya transfer teklifi geldi. 1,5 milyon. Fena değil. 1,950 isteyelim. Aa aldık. Çok iyi. Elçe. 4 kayıt gelmiş temsilci. Ve Zeki Yavru güle güle. Kara gümrüğe. Nazım Sangare'yi kesmeye. Şimdi Soner Gönül gelmiş. Açılan pozisyon. Bunun için çok çalışman gerekecek koçum. Holse de demiş iyi bir grafik çiziyorum. Düşüneceğim diyelim lan. Holse iyi bir asist yaptı. Yani şimdi burada hangi oyuncuyu keseyim ben? Herkes iyi oynuyor. Hasan sen bir yedeklere geç koçum. Hatayspor berbat başlamış sezona. Lamkel 2 gol. Rivas 2 gol. İlk 11'leri böyle. Bizim Tate yeni kaptan ya. İşte bu ya. Yeni kaptan. Son 3 maçta 3 gol attı. Sanki forvet. Maç başlıyor. Haydi bakalım. Bola. Fofana. Flavien Tate. Chuck Tate. Kaptan. Dışarı gitti. Hocam hala yırtık çekediniz. Vay 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 vay. Bu sene bu sert vuruşlar daha iyi gidiyor sanki. Hadi Fofana. Hadi Fofana. Yürü Fofana. Morike Fofana. Bir hareket. Rakibini geçti çalımıyla. Ortayı açıyor. Aa kaleci de çıkmıştı lan ne güzel. Ah ah ah. Dikkat dikkat. Tehlike olabilir. Didier Z. Lamkel. Ömer Faruk Beyaz ve gol yiyoruz. Matondo. Evimizde 2 puan almış. Toplamış bir takımdan ilk golü yemek iyi olmadı be. İleride çoğalamıyoruz. İlk yarının bitimi bu. Rakibi açabilmek adına şöyle bir değişiklik. Holse'yi pek beğenemedim. O yüzden Hasan, genç Hasan gir abi. Defans yedeğimizin de hiç olmadığını anladım. Defansa oyuncu lazım. Acil. Aman. Aman. Bravo. Ne oldu? Serbest vuruş ne zaman? Ne ara? Pavlov sendeyiz. Pavlov sendeyiz. Aman abi. Pavlov. Aa! 2 oldu ya lan. Lamkel atıyor. Hasan Demir'e çift tava. Hocam kırmızı kart ya. VAR'a gidelim. VAR niye gelmedi bu sene bu arada? Neyse. Hadi Rivas. Çok kötüyüz. Emre Kılınç araya girdi ama. Bravo. Satka. Güzel. Tate. Aa, o top nasıl geçmedi lan? Hukstas. İyi top. Çok iyi top. Tate yürüyün abi. Yürüyün. Tate'in pası Hasan'a gitti. Hasan, Tate, Emre. Çok iyi girdi içeri aslında. Bizde. Tate. Aa. Lamkel.
Lamkel, Lamkel. Oy, adam bizi mahvetti ya lan. Bu arada biz Türk kuralının da altını üstüne getiriyoruz. Fofana'nın yerine Muhammed Gümüşkaya oyunda. Onu da unuttuk, neyse. Okey, hadi bakalım. Pukstas, Hasan, Emre Kılınç, yürü. Hasan, Hasan, çok iyi pas. Hasan girdi, Hasan. Hasan herkesi geçti. Hasan, bir vuruş yapamıyoruz, orası ayrı. Dimata, Dimata çok iyi. Hasan, Trivel Hasan, kaleci. Bu da ilk şutumuz herhalde maçta ya. Hasan Demir'in korneri, gol olsun be, gol olsun be, penaltı. Hocam bırak da vuralım işte, gol atalım ya, avantajı ver. Biliyoruz Tate'in kafasında at kuyruğuna çarptı, öyle penaltıyı verdin ama penaltıyı Tate kullanıyor. Hadi Flavien Tate atıyor. Devam. İki tane daha atabilir miyiz? Alalım şu topu. Alacağız. Emre Kılınç bir şekilde bir şeyler yaptı. Aldı o topu. Tate ara pasını ver. Verdi. Dimata vurdu. Aa, Bekay. Vay be. Lamkel. Aga çok iyi geçti ya. Lamkel. Lamkel. Lamkel'in pas. Aa, penaltı verdi ya hakem. Oyuncuyu düşürdük diye mi penaltı verdi? Ne, bu neydi ya şimdi? Aha. Lamkelze. Oo, Pavlov kurtardı. Zaman kalmadı. Aha, Muhammed Gümüşkaya. Aa, elle oynama. Lamkel frikikten zaten bir tane atmıştı. Bir tane daha atmasın şimdi. Lamkel dışarı. Encham Tate'in yerine oyunda. Emre Kılınç. Emre. Emre kendisi götürüyor. Koş diyor. Emre kendisi vuruyor kaleci. Ve evimizde 3-1 Hatay'a kaybediyoruz. Kötü maç. Tam seriye bağlayacakken bu iyi olmadı. Lamkel 10'da 10 performans. Vay, Ömer Faruk Beyaz'a bak, 8.2. Bize şimdi defans oyuncusu lazım demiştik. Tabii öncesinde para da lazım. Birisi gitti. Galiba o forvetlerden bir tanesi gitti. 1.9 milyona. Gaytan Lora. Bütçe 4 milyon oldu. Bir teklif daha geldi. Biraz daha oyuncu satalım. Osman Çelik. 420'ye kabul ettirdik. Bu İtalya ligi mi acaba ya? İkinci lig falan. Brisi Gonza. Enteresan. O FC Andorra'dan da 430 bin euro geldi. Onu da kabul ettirdik. Ve şimdi sırada lige namalup başlangıç yapmış 4 takımdan bir tanesi Ankara Gücü var. Biz de ligin en çok gol yiyen takımıyız maşallah. 14 gol yemişiz. Bu da demek oluyor ki stoper lazım bize. Şöyle bir oyuncu buldum. Hani Türk kuralı içinde zorlanıyoruz ya. Atakan Karazor. 72-73 overall olması lazım ve sezgili. Rakun özellikli yani. Rakun mu? Neyse. Özellikleri bu maçtan sonra muhtemelen çıkar. Ankara Gücü'nde 4 gol bir asistle Chatsi Giovannis oynuyor. Alisov 3-2. Yani iyi oynamışlar. Hasan'ı başlatacağım. Holse'den daha iyiydi onu başlattığımızda. Dikkatleri çeken her zaman Flavien Tate ya da T. T diye mi okuyorlar acaba ya? Fransızca T. Aynen öyle sanki duydum anonsçudan da. Neyse çok sessiz maç başladı yani. Maç başlamış gibi bir hava da yok. Ankara Gücü tribünler bomboş ha. Alisov. Alisov aldı başını gidiyor. Gol atacak. Alisov. Sakin. Tasos. Ne oldu? Offside'miş. Pedrinho, Alisov, Alisov vurdu. Pavlov, genç kaleci Pavlov. Emre Kılınç, Hasan, Hasan Demir, genç Hasan. Güzel, Ercan Kara. Hasan bırak abi. Bıraktı, Nuno. Emre Kılınç, iyi çevirdik. Fofana, kaptırma. Pukstas, bir daha vur. Aa, önünde kalmadı. Tasos, aha Pukstas ondan aldı. En skorer oyuncuları. Hasan, bakmadan pas veriyorsun Hasan. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Kazma Rodriguez. Uy. Aman abi. Pedrinho çok sakat. Pedrinho. Alisov ve gol. Uzaklaştıramadık. Adam akıllı iş yapmıyoruz. Kötü oynuyoruz. Bu futbolda olmaz. Bu futbolda olmaz. Hadi Flavien Tate. Çaktı. Kaleci. Gikeviç. Oo, Hasan. Bravo Hasan. Aferin. Offside var mıydı? Yokmuş. Fofana. Bıraktı. Tate. İyi. Emre çok iyi vurdu ve Atakan çıkardı. Aman geri Rodriguez. Geri. Geri. Geri döndü. Geri. Pedrinho. Aga. Aga. Şu adamlara. Ya çok kötüyüz be. Vallahi defans lazım. Billahi defans lazım. 2-0. Hemen bir cevap lazım yoksa bu maç biter. Erken biter. Hatay maçı gibi. Oo, enteresan bir pas. Güzel pas. Pukstas. Yürü. Hasan, Trivela. Geç, gerek yoktu Trivela'ya. Neyse, Bola. Okey. Hasan.
İyisin Hasan. Pukstas. Tate. Lan nereye verdin? Ah ya, ah ya. Orada Ercan'a vermeye çalışıyoruz. İlk yarı 2-0. Berbatız. İkinci yarıya Hasan Demir'le saldırıyoruz. Fofana'ya veriyoruz. Fofana gider misin gittin. Bravo Fofana. Tutar mısın tuttun. Aferin Fofana. Aferin. Çok iyi. Hasan Demir. Hasan sağ ayağında. Hasan kötü vurdu. Emre Kılınç sakin dedi. Sakin dedi. Çok iyisin Emre. Çok iyisin Emre. Hala Emre'de top. Emre şöyle bıraktı mı bıraktı. Hasan Demir bıraktı Nunu'ya. Nanu'ya. Nanu ortaladı. Kafa paralel gitti. İçeride kaldı. Hasan vur. Gelişine bir şeyler denedik ama geç vurdu. Artık taktik değişikliği zamanı geldi. 3-4-1-2 Emre Kılıncı alacağım maçtan. Dimata'yı alıyoruz. Hukstas girsin. Hasan'ı da çıkarıyorum. Ençam'ı alıyorum. Fofana yorgun. Muhammed Gümüşkaya. Türk sıkıntısı var ya yalnız bir saniye. Semih lazım bize. Semih Kılıçsoy. Böyle 3 tane Türk. Hadi Muhammed hadi. Okey. Ercan. Muhammed. Hukstas. Hukstas'ın pası. Semih. Çok kötü vurdu. Güzel kafa. Ercan. Pukstas. İyi top. Enchan. Ercan. Ercan kaleci. En iyi pozisyonumuz. Hakem bitirmedi. Bir pozisyon daha. O da 4 oldu. Vay be. Abi bizim defans 0 ya. Sezonun en berbat maçı. Şimdi bunun üstüne bir de Fenerbahçe ile oynayacağız. İlk 5. İlk 5 Avrupa'ya gidiyor FIFA'da. Ankara Gücü liderliği ele geçirdi lan. Vay be. Çelik satıldı. Çelik çift transferi. Ercan Kara'ya teklif var Salzburg'dan. Salzburg'dan zaten gelme bir oyuncu değil mi? Hayır. Rapid Wien oyuncusuydu bu. Ercan'ı satmam. Marka oyuncu. Yunus Emre çifti de satmam. Lazım. Yunus Emre çifti de yedekleri alalım bir zahmet yani. Türk oyuncu lazım. Soner Aydoğdu. Gel abi. Bu arada Hasan'ın da merkez ofansif orta saha olması geldi yanılmıyorsam. Neden bir haber çıkmadı bilmiyorum ama Hasan Demir merkez ofansif orta sahaya dönüşünce 64'te kaldı. Neyse sıkıntı değil. Gölge santrfor iş yapar gibi. Antrenör yönetimi. Bize stoper lazım yalnız Fenerbahçe maçı yapmadan önce. Fener'den Serdar Aziz'i mi alsak ne yapsak? Atakan Karazor. O da 72-73 gibi bir şey. Serdar'la aynı. Osman Çelik Andorra'ya gitmiş. 430 oradan geliyor. Bizim bütçede 5 milyon diyordu ama 4,5 milyon diyor burada. Ve transferin de son gününe geldik. Rozier Ajax'a gitmiş. Hinkapi'ye de Al Nassr'a gitmiş. Vay bak Suudi Arabistan Ligi'nin transfer algoritmasını değiştirmişler. Bu arada şu ana kadar gol kralı da Icardi. Tate 5 golle 3. 2. yani. Tadic'le birlikte. Enis Bardu, Umut Bozok, Kerem. Hepsi 5. Atakan hakkında bilgimiz yok. Serdar hakkında bilgimiz yok. Kiralama. Serdar'ı kiralık verirler mi? Bu da enteresan olur ha. 32 yaşında oyuncu kiralama. Maaşı da bayağı varmış. Şöyle yapalım. 45-55. Fener okey diyor. Bu Atakan'a kiralama okey değil. İlerledim ve Serdar geldi galiba. İyi lan. Beleşe oyuncu aldık. Serdar Aziz stoper. 73 overall. Gayet iyi. Shotgun'ın yerine Serdar Aziz Van Drongelen'le iyi olabilir. Bola'nın yerine de bir hızlı sol bek bulsak. Rıdvan Yılmaz'ı getirebilir miyiz acaba? Kiralık. Yok kiralık vermiyorlar. Para yetiyor mu? Sanmıyorum ki yetsin ama. 4 milyon. Ya aynen. O 8-9 milyon civarı galiba Rıdvan. Galatasaray'dan Kazımcan'ı alabilir miyiz acaba? Kazımcan boşa duruyor orada. Kendileri için çok önemli olan bu oyuncu. Kiralama teklifi. Vermiyorlar. Sürekli potansiyeli olan bir Kerim Çalhanoğlu var. O da Türk olur en azından. Gerçek yüzü de var ha. Bakalım paramız yeter mi ona da? Çok yüksek overall olduğunu düşünmüyorum. 2 milyon verelim. 2 milyon. Bizden forvet istediler. Gayet iyi. Biz de onu satmaya çalışıyorduk. 800 bin euro verelim üzerine. 2.4 %6 pay. Payı kaldıralım. 800 bin euro kabul etmediler. Hocam 900 bin euro tamam ya. 2.5 iyi toplamda. Rotasyon okey. Çok yüksek overall değil ama en azından Türk parasını kendisi istedi. 5 yıllık gelirim dedi. Hoş geldi. 67 overallmış. Hız okey. Fena değil. Defansını yükselttik mi 10 numara olur. Şöyle yapalım. Geriye kalan 3 milyonumuz var. Şimdi ben artık hoca tutacağım. Hücum hocası yok. Radovan Ivković. 6000 euro maaş alıyor. Biz yerli hoca tutalım. Tahir Kara daha iyi gibi görünüyor. Her şeyi yapabilen birisi. Bir de savunmaya bakalım. Savunma için 4 yıldızlı kimse yok. O zaman forvete Çelik Yılmaz'ı getirelim. Fazla maaş alacak. Gerçi çok da fazla
fazla maaş almıyor. Orta saha Radovan Ivković. 5 yıldız. Neyse Çelik Yılmaz bir gelsin abi. Sen şöyle gir. Kara hocam sen savunmaya geç. Kara gümüş. Bunlar altın. O nasıl iş? Oo, uzmanlık alanları var. Şu sağda görüyorsunuz. Uzun topta uzman mesela. Kontra atak uzmanı. He, bizimkiler böyle. Anlaşıldı. Kontra atakta uzmanları almamız lazım bizim. Mesela bu adam iyi olurdu. Ki alalım hala. Orta sahaya bir tane daha gider. Şimdi ne oldu? Biraz boostlanmış mı olduk sanki? Bilmiyorum. Son günü atlayalım. Fenerbahçe maçıyla da iç sahada Fenerbahçe. Bölümü sonlandıracağız arkadaşlar. Bakalım Fenerbahçe'de neler var. Dušan Tadić 5 gol 4 asist. Edin Džeko 3 gol. Fred 3 asist. Emre Mor oynamış 1 gol 1 asist. Mert Hakan 1 gol 2 asist. Kalede İrfan Can Livakovic'i kesiyor. O da enteresan. Burada olası bir ilk 11'de Livakovic görünüyor. Samet var. Lincoln Henrique. Fred kaptan olmuş. Emre Mor sağda. Ve Dušan Tadić topunu sektiriyor. Geldik. Son maçta 2 gol atmış. Hemen santra yapıyoruz. Enteresan. Yağmurlu bir hava. Hasan Demir. Genç yıldız. Yani o bir maç harici pek bir şeyini göremedik onun da. Şimdi artık merkez ofansif ortası. Emre Kılınç, Tate. Tate sen de yavaşladın be kaptanlık pozisyonundan sonra. Tate Hasan'a Hasan vurdu. Livakovic kalede. O kurtarıyor. Mert Müldür oynuyor. Livakovic Osterwolde'ye gönderdi. Ferdi nerede acaba? Fenerbahçe satmış mı? Osterwolde'den alamadık. Nanu aldı şimdi. Bravo. Şimdi çıkalım. Tate yürü. Tate'in pası kötü. Çok kötü hem de. Lincoln Henrique, Edin Džeko, Serdar Aziz. Yes, Serdar Aziz eski takımına karşı ayağının tozuyla ilk 11'de. Džeko'dan söktü. Fofana, güzel kontra atak gelişti. Fofana, onun pası. Ercan bazen iyi pozisyon almıyor ya, alamıyor. Fred Van Drongelen, bravo. Ben bu maçtan bir 3 puan seziyorum. Hadi, Ercan, iyi pas. Fofana, yürü. Fofana. İçeride kim var? Kimse yok. Fofana. Arkada kim var? O içerideki adamı buldu. Tate. Vur abi. El var. Penaltı. Mert Hakan'ın eline çarptı. Ercan. Penaltıcı kaleciye karşı. Ercan Kara. Ercan bu sefer sola gitti. Ercan Kara. Livakovic dersine çalışmış. Hep sağ tarafa gönderiyordu ya Ercan. Bu dördüncü penaltısını sola attı. Koçum benim. 1-0. Son iki maçı unutmak istiyoruz. Yeni bir seri yakalamak istiyoruz. Hadi beyler. Fenerbahçe'nin defansını zayıflattık maç öncesi. Samet oynuyor. Serdar Aziz yok. Fofana. Yürü. Fofana. Geri çevir. Oo, Mert ne yaptı? Kerim. Hasan. Bravo Hasan Demir. Hasan vuruyor. Livakovic. İyi çıkardı. Vay Hasan ya. Tadić'i durdurduk. Osterwolde. Hop. Tadić. Aman. Tadić. Džeko. Kapat. Pavlov helal. Džeko 10 saat bekledi. Hasan. Bir çalım. Güzel. Ercan. Fred. Topu söktü. Dikkat. Tadić. Aman. Lincoln Henrique. Oo. Attı lan. Ben ayak koyduk sandım ama. Burada ben Serdar Aziz'le ayak koyduk sandım ama koyamamışız demek ki. Vay be Serdar Aziz. Bir iyi müdahale, bir kötü müdahale. İlk yarıyı kapatmadan bir pozisyon daha olabilir mi? Fofana. Mert'i yine geçti. Çok iyi geliyoruz. Fofana. Ercan neredesin? Ercan ve gol! Ercan Kara 45 artı boost'u devam ediyor arkadaşlar bu arada. Ercan 2-1 yapıyor. Şu ana kadar hiç söylemedim ama harbiden o 45 artı 90 artı boost'u bayağı devam ediyor. Rahat pozisyona giriyor oyuncular falan. Evet Ercan domine ediyor Fenerbahçe 2-1. Şimdi ikinci yarıdayız. İkinci yarıda da böyle devam edelim. 3 puanı alalım Fener'den. Beşiktaş'ı yendik, Fenerbahçe'yi de yenelim. Galatasaray'ı da rövanş maçında yenmeye bakalım. Bakalım ne olacak. Biz Ankara gücüne de 4 atmamız lazım rövanş maçında. Okey Džeko. Tadić. Van Drongelen müdahaleyi. Kerim Çalhanoğlu. Pukstas'tan koşu var. Kerim. Pukstas'ı atabilir mi? Attı. Pukstas. Çok iyi. Çok iyi de bıraktı. Aa, dışarı vuran bir Ercan Kara. Güzel geldik. Osterwolde getirdi. Aman abi Lincoln çok sakat ya. Pavlo bomboştu Lincoln. Genç Rus kaleci. Kalesinde dikkatli. Kerim Çalhanoğlu. Samet Akaydın. Karambol devam. Mert Hakan. Lincoln Henrique vuracak. Pavlov yine. Pavlov piyangodan çok iyi çıktı be. Korner geliyor. Dikkat. Tadić Pavlov.
Aga, Fener bastırmaya devam ediyor. Oo, Hasan alamadı. Lincoln golü attı. Ah be, ah be. 2-2. Peşine yine geliyor Fenerbahçe. Burada Dzeko gol. Lan offside da değil ha. Lan o topu nasıl alamadık ya? Bu stoperler bizi bitirecek. Holse girsin Hasan'ın yerine. Hala 3 tane Türk oyuncumuz var yanılmıyorsam. Ercan Kara, Kerim Çalhanoğlu ve Serdar Aziz. Berbat bir gol yedik ya. Lan maçı verdik. Aynı Galatasaray maçı gibi iplik çözülmeye mi başladı? Ne oldu? 1 yedik, 2 yedik. Serdar Aziz, aga durduramıyoruz. Mert Hakan, Pavlov, helal. Kerim, kontra atakta gol gelsin. Yürüyün, Pukstas, Holse. Kontra atağımız iyidir. O kadar yeni teknik direktör aldık. Yürü. Ercan Kara, Ercan. Ayak dışı kaleci Livakovic. Emre Kılınç, hadi be. Hadi be. Van Drongelen'e doğru. Boşluk, penaltı. Osterwolde'nin eline çarpıyor bu kez de. Ya da bir itme vardı hakem. Hocam görelim. Burada bir itme mi var? Ne var? Bir şey var galiba. Ercan Kara geliyor. Bu kez sağ üst. Aa bak, Livakovic bu kez aldanmadı. Tüh be. Ama bu kafa golü olacak. Hadi. Teyit. Ercan. Kafayla. Lan üstüne vurdu be. Bu arada ben bizim taktiğimizin geride kal olduğunu fark ettim. Defansif taktiğin. O yüzden de çok rakip üstümüze gelebiliyor da. Dzeko aman. Aman. Yemeyelim. Artık full press yapacağız. Gol atmaya bakacağız. Çift forvete geçtim. Dimata girdi. Kerim çıktı. Yürüyün. Dimata hadi. İleride Ercan var. Yo. Tate'miş o. Tate. Offside olmasın be. Tüh. Artık son anlar arkadaşlar. Bir kontra atak golü lazım. Tate'i görüyorum ben orada. Tadic kısa oynadı tabii ya. Bekao yeni girmiş. Oo, çok kötü oldu bu. Mert Müldür. Kaydık. İki kişi düştü. Şatka. Hadi abi. 90+3. Burada bir şans olabilir. Artı boost'u gelsin. Okey. Ercan. Pas. Bizde hala. Fofana. Ercan'a şöyle, çok iyi. Hadi Holse, yes! 3-3, en azından bir puan. En azından bir puan. 90+lardan, 45+lardan faydalanıyoruz. 3-3 yapıyoruz. Holse ya, süper yedek. İşte bu be, işte bu. Penaltıyı kaçırdık o kadar. Neyse ki 3-3 bitirebildik bu maçı. 1 puanı alabildik Fenerbahçe'den. 11 şuta 11 şut. Yani burada İsmail Hoca biraz fazla rotasyon yapmıştı bize karşı. Ercan Kara 9.5 ile en iyi oyuncumuz da. Maçın adamı Lincoln Henrique. Mantıklı. Tadic de 2 asist yapmış. Bu şekilde bölümü Beşiktaş'ın üzerinde kapatıyoruz. 21 gol yedikten sonra. Ama ligin de en çok gol atan takımları arasındayız. Ankara Gücü, Trabzonspor iki takımda süper başlangıç yaptılar lige. Namağlup 4 takım var. Galatasaray'ın maç eksiği var. En iyi averaj onlarda. Fenerbahçe çok gol yemiş. Ligin en dibinde de Adana Demirspor var. Sürpriz. Kadro merkezinden hemen istatistikleri görelim. Bizim en çok gol atanımız Tate. Biraz yavaşladı. Kaptanlık pası bandını verdikten sonra cidden yavaşladı. Ercan'ın 5 golü var. 4'ü penaltıdan galiba. Pukstas ilk maç süperdi. Onun haricinde pek yoktu ortalıkta. Emre de öyle. Hasan Demir 1 gol 2 asistle oynuyor. 7.3 ortalama fena değil. Holse 1 gol 2 asist. Pavlov 5-18. Kaleciler sıkıntı ama Pavlov iyi gelişecek. Hızlı gelişecek. Bu bölümden de bu kadar. Çok sağ olun izlediğiniz için. Like butonuna basarsanız, bu videoyu da izlerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.